Dur şimdi bakalım. Evet, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Spor yapıyorsunuz. Evet. Evet, bu çocuğumuzu da tanıyalım. Sizin neyiniz olur? Benim kızım oluyor. He, maşallah kızınız oluyor. Kızınızla beraber o anne kız gördüğümüz gibi belediyemizin evet vermiş olduğu evet alanda böyle kısıtlı çalışıyorsunuz. Ben kısıtlı alanlar eklemek istiyorum. Ha, kısıtlı alanlarda. Evet. Evet, isminizi öğrenebilir miyim? İsmim Fatma Saymaz. Pazarda esnafım, kuaför salonum var. Oo, evet. Reklamda yapmış olayım. Tabii geliriz, ne demek. Her şey pazar için. Yani pazar için ne yapılıyorsa biz de her zaman onların yanındayız. Çünkü pazar bu gibi şeylere layık biliyorsunuz. Yani neden pazarı terk edip de başka bir yerlere gidelim? Bu gördüğünüz gibi şu anda parktasınız. Tabii ki bu parkta hizmete açılmış ama biraz bakımsızlık var gördüğünüz gibi. Burada benim belediye adına bir tesis olmasını ister miydiniz? Belediye işletmesini ister miydiniz? Yani biz burada gelenlere soruyoruz. Sizin duygu düşüncelerinizi alalım. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben bu konuda çok üzgünüm. Pazar gerçekten gelişememiş bir ilçe. Park için ben Fındıklı'ya gidiyorum. Ardeşen'e gidiyorum, Rize merkeze gidiyorum. Bu kadar güzel pazarımız, kız kulemiz varken biz neden gidiyoruz başka ilçelere? Evet. Yani çünkü belediyemiz hizmet vermiyor, ilgilenmiyor. Görüyorum ben. Ya siz de görüyorsunuz yerleri, hizmeti. Vallahi halk konuşacak. Biz görüyoruz ama dediğimiz gibi burada halkımız duygu düşüncelerini anlatsın. Ne istiyorsa biz de onlara yardımcı olalım. Hem halk hem de pazar esnafı olarak. Yani belediye başkanı benim babamın oğlu değil. Hizmet verse başımın üstüne diyeceğim. Hizmet veriyor, Allah razı olsun diyeceğim ama diyemiyorum. Çünkü yok yani, hizmet yok. Bu park hakkında ne düşünüyorsunuz? Park yani, hakkında zaten çok fazla düşünceye de gerek yok. Gezip görüyorum yani. Pislik içinde, çekirdekler diye. Halk zaten duyarlı. Pazar insanı çok kültürlü. Yani Rize bölgesinde en kültürlü insanı diye görüyorum ben pazar insanı. Sadece hizmet yok. Biraz, yani biraz değil de biraz daha fazla hizmet olursa iyi olur. Belediye adına mesela belediyenin bir tesisi, sosyal tesisi olabilir mi? Belediye çalıştırsın ister miydiniz? Tabii yani ki geç kalınmış bu. Evet. Neden olmadı şu ana kadar? Evet, sene 2020... yani bunca zaman yapılmamasını ben sorguluyorum, neden yapılmadı? Ne yapıldı pazara? Ben birkaç sene oldu buraya taşındı. İstanbul'da yaşadım, Antalya'da, çeşitli şehirlerde yaşadım. Kendi ilçeme geldim artık ama gittim geldim 38 yaşındayım. Herhangi bir değişiklik olmadı. Sanki eskiden daha iyiydi burası. Evet, peki. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin çocuklara. Haydi bakalım. Evet, inşallah bu sesin duyunca. Evet bakalım. Sen de seni bir tanıyalım bakalım. İsmin ne? Yağmur. Yağmur. Soy ismin ne? Bal. Yağmur Bal. Yağmur ne yapıyorsun? Spor yapıyorsun, değil mi? Ailenle mi geldin buraya? Ne yapıyorsun burada bu parkta? Neler yapıyorsun? Ne ediyorsun? Hadi bakalım. Oynuyorsun dediğimiz gibi. Peki tabii ki buranın daha güzel, daha işte bir şekilde çalışmasını istersin herhalde, değil mi? İnşallah onu da gerçekleştirirler. Hadi bakalım, kolay gelsin sizlere. Evet değerli izleyicilerimiz, çalışmalar devam ediyor. Gördüğünüz gibi hava güzel, ortam güzel. Burada evet gençlerimiz spor yapıyor, eğleniyor. Evet sizi bir tanıyalım bakalım. Siz ismin ne senin? Beren Su. Efendim? Beren Su. Beren Su. Soy ismin ne Beren? Parlak. Parlak. Geliyor musun böyle burada eğlenmek için parka? Evet geliyorum. Ne zaman mesela, hangi günler geliyorsun? Devamlı geliyor musun? Devamlı değil, uçurtma günlerimiz olduğunda. Ha, uçurtma günlerinde olduğu zaman geliyorsun. Ne zaman bakalım, onlar ne zaman yapıyorsunuz, ediyorsunuz? Ya her gün geliyorum diyemem artık ama şöyle işte, ara sıra aklımıza geldim diyorum. Bazen bisiklet binmeye buralara falan geliyorum. Geziyorsun. Peki evet, belediye başkanımızdan bir isteğiniz var mı buradaki eksikliklerle ilgili? Ne istersin? Bir genç olarak bir şey ister misin? Veya bakımlarıyla ilgili bir... Bakımlarıyla ilgili olabilir mesela. Benim esinle alerjim var.
buraya girdim mi direkt eve gittim mi kaşıntım başlıyor. Evet ya, diyorsun ki yani otlar temizlenmeli diyorsun. Bir de parkların mesela oturdukları yerde çekirdeği çok fazla yere atıyorlar. Buna da bence bir çözüm bulunması lazım. Bir de şuradaki oturacaklar kırık mesela. Kırık, oturacaklar kırık diyorsunuz değil mi? Ha, oturacaklar da kırık. Tabii ki çekirdek veya yiyecek olayına biraz da biz halk olarak duyarlı olmamız lazım değil mi? Yani gençler de duyarlı olmalı. Yani ailelerimiz de duyarlı olmalı. Biz çekirdeği yediğimiz zaman güzel bir şekilde de temizlemesini de bilmeliyiz. Yani her zaman bunu belediye belki yapamayabilir ama biz de ona dikkat etmeliyiz. Ama diğer temizlikler hususunda da tabii ki belediyenin daha güzel bir ortamlar sağlaması gerekiyor. Burada bir belediyeye ait bir büfe olsun ister miydin mesela? Değil mi? Belediyeye ait bir, mesela bir belediye çay bahçesi gibi çay satılsa, kola satılsa, su satılsa isterdin diyorsun değil mi? Öyle bir şey isterdin. Peki hadi kolay gelsin bakalım. Evet değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi gençlerimiz Naci Atabey Parkı'nda hava güzel olduğu zaman eğleniyorlar. İşte şu anda gençler bisiklete biniyor. Evet, spor yapıyorlar. Evet, kimi aileler çocuklarıyla beraber burada eğleniyorlar. Gördüğünüz gibi. Evet, biz buradaki verilerle, büyüklerle röportaj yapmaya devam ediyoruz. Medine, oyna kızım, oyna oyna. Evet değerli izleyicilerimiz, burada bir velimiz daha var. Kolay gelsin efendim. Sağ olun efendim. İsminizi öğrenebilir miyiz, bir mahsunuz yoksa? İsmim Hasan Şahin. Hasan Bey, hava da güzel, ortam da güzel herhalde. Dört tane çocuk var şu çocuklarla anda. Buradasınız. Çocuk, evet, güzel bir ortam. Bu park, Naci Atabey Parkı hakkında düşüncelerinizi, duygularınızı alabilir miyiz? Evet, yani dediğimiz gibi bir duygularınızı alalım. Geleceğim efendim. Efendim geleceğim. Şimdi Naci Atabey Parkı olarak değil, zaten genel olarak bir konuşma yapacağım. Şimdi mesela benim çocukluğumda parklarda bekçiler vardı. Artı parkın görevlileri vardı. Çimenlerini keserlerdi, biçimini yaparlardı, ekim biçim yaparlardı, çiçekler ekerlerdi. Efendime söyleyeyim, parkın kırılan oyuncaklarını gelişti, tamir ederlerdi. Böyle bir şeyi vardı onların. Ben İstanbul Yenisar'da 30 sene kaldım ben. Şeyi vardı efendim, ne derler ona? Kulübe. Bakın. Tabii. Oraya tamam. Kilitlerlerdi efendime söyleyeyim. Gerçi biz biraz yaramazdık, o camlarını kırardık oraya. Şimdi o kulübeden gerekli tesisat alırlardı. Parkın bütün yağlanmasına kadar bakımını yaparlardı. Şimdi efendim, yani burada mesela bakın, şimdi gelmiş birisi orada 5 kilo çekirdeği yemiş, kabuğunu atmış bakın. Evet görüyorum. Efendime söyleyeyim, az ileri gidin, biraz şeyleri orada. Evet. Az bu tarafa gelin, başka şeyler. Evet. Çevre kirlilikten geçilmiyor. Şimdi efendim, yani bu parkı böyle Allah razı olsun devletimiz yapmış. Kendi cebimizden yapmışız burayı, yani vergilerimizden yapılmış. Efendim kendi cebimizden gene maaşlı bir adam koyalım. Yani gene biz vereceğiz onun maaşını efendim. Koyalım şuraya. Adam gelsin, birisi bekçi olsun, öteki çiftçi olsun. Efendim söyleyeyim, çim biçme makinesine gir, bak her tarafı ot olmuş. Şimdi şuralar yemyeşil olsa, o yeşillikleri, içinde çiçekler olsa, etrafında çitler olsa, o çitler böyle verniklenmiş, güzelce boyanmış olsa, ayrıyetten bu mesela kötü insanlar da var, iyi insanlar da var. Mesela parktaki güvenlik görevlisi veya bekçi arkadaşımız çocukların güvenliğini sağlasa fena mı olur? Evet. Fena mı olur abi? Mesajı verdiniz yani. Çok güzel olur, tabii. Evet, iyi. Tabii. Çok teşekkür yani ediyorum bunlar yani. Yani bir de yani mesela iş potansiyeli az yerler buralar. Rize gibi yerler, efendime söyleyeyim. Büyük şehir olmayan iller. Efendim burada mesela 2-3 kişi, 4 kişi, 5 kişi ekmek yer. 5 kişi çalıştığı zaman burada 30 kişi ekmek yiyor demek yani. Evet. Öyle mi efendim? Doğru. Yani burada o zaman dediklerinize göre en azından belediyenin, hani bir millet parkı, millet geçen bakan geldi, millet parkı dediler, parkımız var da çalıştırmak lazım. Belediyenin bir tesisi olarak çalışabilir değil mi? Belediye sosyal yani tesisi olarak. Tabii ki en azından. Kimse... Abi şimdi marifet yapmak, tabii yapmak bir marifettir ama ona bakmak da bir marifet. Şimdi mesela ben Fındıklılıyım aslında. Fındıklı'da yapıldı orada bir millet bahçesi yapıldı. İsmi değişti, neyse onları karıştırmayalım fazla. Şimdi ne bakan var ne soran var. Evet. Yani öyle yapıldı. Bırak. O şimdi atıl olacak. Evet. Atıl olacak yani, atıl. Evet. Şimdi burası da atıl olma yolunda ilerliyor, evet, şu anda. İlerliyor. Yazık günah değil mi bunca yatırıma? Bakın orada
Çocuklar dönüyor bak, atlı karınca gibi bir şey var orada. Evet, gideceğim. Bir tane atı kalmış, atı kalmış bir tane, başka hiçbir şeysi yok. Kalmamış. Bir çocuk ona binse şöyle bir tur dönse takla atıp düşecek. Takla atıp düşecek. Allah muhafaza, ayağı kırılacak, takılacak bir moment. Efendime söyleyeyim, salıncakların haline bakın mesela. Evet. Salıncaklar perişan. Evet. Yani ben bunları şikayet babında demiyorum. Biz yok, belediyemizden, yani vatanımızdan, memleketimizden, askerimizden, polisimizden, jandarmamızdan razıyız abi. Evet, evet. Ben bunları tabii. Belediyeye kötülemek, belediyeye... Yok, hizmet ben, adına. Vatan, millet, vatana, millete hizmet eden kim ise onun yanındayım abi. Evet. Anladın mı? Solcusu da, sağcısı da, komünisti de, ne iyi olursa olsun abi. Yeter ki bu vatana bir çivi çaksın abi. Hizmet Allah olsun. Ondan razı olsun kardeşim. Peki, çok teşekkür mesela ediyorum. Bu. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin diyorum. Evet abi, değerli izleyicilerimiz, çalışmalarımız ve görüntülerimiz, röportajlarımız devam ediyor. Gördüğünüz gibi vatandaşlarımız belediyenin parka sahip çıkmasını istiyorlar. Otlar büyümüş. Pislikler almış, yürümüş. Evet, röportajları siz veriyorsunuz, dinliyorsunuz. Evet, buraya belediye sahip çıksın diyorlar. Gördüğünüz gibi tabii her şeyden önemlisi bizim insanlarımız. Yani şimdi bu görüntüler tabii ki insanlar tarafından, kişiler tarafından yapıldı. Yani buna belediyenin de tabii ki çok yapacak bir şeyi yok. Bunu anlatırken bunu da söylemek lazım. İnsan olarak görevlerimizi yapmamız gerekiyor. Bunu buradan vurgulayalım ama vatandaşlarımızın belediye başkanımızdan da istedikleri bu bahçeyi güzel bir millet bahçesi adı altında daha güzel hizmet verecek bir şekilde halka sunmaları işte